videonun adı yaz alışverişim olsun. Gerçi yaz alışverişte bikini falan almış. Tarçın, hayırdır? Sabote ediyor beni ya. Şunlara bayıldım. Ne yani, saray çocuğu biz değil kafası ya. İngilizoğlu'nun çantalarını göstereceğim. Bir de şöyle bir doş boyu var. Hyaluron. 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 Ne kadar durduğunu söyleme. GKF20. Bu arada Afyon'a gidiyorum. Hediye çekili kullanarak anneme aldım. Bu destekli. İçinde zaten meme var, anlatabiliyor muyum? Ben geldim. Bugün size böyle son zamanlarda aldığım birkaç şeyi paylaşacağım. Hem biraz sohbet edeceğiz. Sohbet edeceğiz demişken bir su içeyim. Ya hem dilime hem dudağıma böyle yara gibi bir şey çıktı. Konuşurken gerçekten çok zorlanıyorum. Benim gibi çok koşan bir insan için bu gerçekten büyük bir sorun. Son zamanlarda aldığım birkaç bir şey var. İhtiyacım olan vesaire. İhtiyacım olmayan birkaç bir şey de var. Yok değil, mutlaka çıkar. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bazıları indirime giriyor. İndirimler oluyor, bir şeyler oluyor. Bitmeden sizde ihtiyacınız varsa bakın ve alın derim. Yani biraz alışveriş. Yaz alışverişi diyebilir miyiz? Hiç yaz alışverişi videosu çekmedim. Hep çekenler özenirdi. Bu videonun adı yaz alışverişim olsun. Gerçi yaz alışverişte bikini falan alınır. Ben onları almadım. Buluruz ya bir şey. Mutlaka bir şey çıkar. Şimdi ilk önce şunu söylemek istiyorum. Defacto'dan beni, videolarımı takip edenler bir şu tarz şeyleri çok giyiyorum. Crop atlet tarzı şeyleri çok giyiyorum. Ve sürekli aynı şeyleri giyiyordum 2 senedir falan sanırım. Çünkü böyle bir şey almadım bayağıdır. Bu son zamanlarda gördüğünüz üzere böyle renklendim. Çünkü birkaç renk bunlardan aldım yeni. Ve hepsini Defacto'dan aldım. Çok kaliteleri çok güzel. Fiyatları da çok uygun. Yani şöyle bir şey var. Mesela Pull&Bear'de falan, Zara'da, ne bileyim bu tarz şeyler 80-90-100 de. Şunun, şu tarz atletlerin 10 lira falan olması lazım. Lazım 15'te. Hadi 20 lira olsun yani. Ama neyse. Tarçın, hayırdır? Sabote ediyor beni ya. Senin götünü görmek zorunda mıyız acaba? Bak. Mamasına gidecek. Gidemiyorum. Alta baba. Ya su bardağının üstünde geziyorsun ama. Al. Neyse, Defacto'dan birkaç ihtiyacım olan şeyler aldım. Bu tarz atletlerimin hepsi son zamanlarda gördüğünüz farklı. Hepsi Defacto'dan. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de Defacto'dan şöyle, şunlara bayıldım. Bakın şöyle short. Bakın short. Ve bunun üstü var bu şekilde, atlet. Takım aldım. Bunun 5 farklı rengi var. Instagram'dan beni takip edenler gördü zaten. Oradan linkini paylaşmıştım ama burada bu videoda gösterdiğim şeylerin linkini bulabildiklerimi aşağı açıklama kısmına yazacağım. Bakabilirsiniz. Şunu gerçekten çok öneriyorum. Bu çok kullanışlı ve çok güzel. Şortun cebi de var bu arada. O kadar rahat ki. Ben pembe ve lilasından almıştım. Sanırım diğer 3 rengini alacağım. Çünkü gerçekten aldığımdan beri giyiyorum. Bir de ben şey değilim. Bazı insanlar mesela kıyafetleri genelde bir kere giyip bununla fotoğraf çekildim, giydim, tamam gitti. Ben maalesef öyle bir insan değilim. Ben gerçekten yıpratana kadar aldığım şeyleri giyiyorum. Bunu ki önceki videolarımı izlerseniz aynı şeyleri tekrar tekrar giydiğimde görebilirsiniz. Hiç öyle takıntılarım yok yani, giyiyorum. Ne yani, saray çocuğu biz değil kafası ya. Kaçıncı yüzyıldayız ya da. Ne demek onunla fotoğraf çektirdim dedik, giymiyorum ne demek yani, anladın mı? Bu saçmalık ya. Neyse, bunlar çok güzel. Ben 36 beden giyiyorum ama bunları M aldım. Alt kısmı 36 alsam da olurmuş. Yani S alsam da olurmuş. Ama üst kısım M daha rahat. Ama alt kısımda M aldığıma pişman değilim. İkisi de çok rahat. O yüzden sizde 36-38, bir 36 bir 38 giyiyorum arasındaysanız, hani 36,5 beden gibiyseniz medium alın derim. Bunu göstermiş olayım. Çünkü çok rahat olduğu için göstermek istedim. Bakın mesela şu sarıyı daha hiç giymedim. Bu da Defacto'dan aldım. Şu üzerimdeki mavinin sarısı mesela. Etiketi bile duruyor. 36 TL'ye almışım. Bir de şu var. Şunu çok beğendim. Çok tatlı duruyor. Şu. Şöyle kalın askılı. Böyle sweatshirt gibi ama askılı. Bunu da çok beğendim. Bu diğerlere göre bir tık yüksekti. 50 liraymış bu. Ama kalitesi için mesela bu tişört gibi bayağı dokusu falan güzel. Defacto iyi de. Şimdi bir de şey yaptım. Mesela Pull&Bear'de falan indirim var bildiğiniz üzere. Şu üzerimdeki leylak rengi sloshi çipli pantolonu aldım. 80 TL'ye aldım. 200 liradan inmiş. Böyle indirim zamanı pantolon almaya gerçekten bayılıyorum. Aa, kareli pantolonum da var. Hemen onu da göstereyim. Bir de Pull&Bear'de aşağı 36 beden bu arada pantolonlarım. Pull&Bear'den bir tane şöyle mom paperback tarzında şöyle pantolon aldım. Bu da indirimdeydi. İşte 100 TL'ye inmişti. 280'den mi ne inmişti. Ama şunda şöyle bir sorun var ki bu tek beden kalmıştı. Çok güzel.
güzel bir kalıbı var. Ama burada düğmesi kopmuş. Ama ben onu önemsemedim. Takıyorlar çünkü o düğmeleri. O yüzden bunu da aldım. Çünkü 100 TL'ye beyaz pantolonum da benim bayağı eski bir işte. Bu da Manfit tarzı da bir pantolon. Böyle çok güzel. Kıyafetler gitmişken hemen kareli pantolonumu getirmem lazım. Ben böyle eğlenceli pantolonları çok seviyorum. Bir de indirimde alınca daha çok seviyorum. Çünkü bir pantolona 300-400 lira vermek bana çok saçma geliyor. 200 lira bile bana çok saçma geliyor. Yani pantolon ya pantolon, anlatabiliyor muyum? Şöyle bir mom fit jean bu. Mom slim fit jean. 36 beden yine Stradivarius'un. Bunun linki de paylaşmıştım. Siyah beyaz kareli olan da var. Ben böyle pembe olanını seçtim. İndirimden almıştım. Bunu daha hiç giymedim bunu da bu arada. Bu da çok güzel bir kalıbı var. Ben buna tam sıdım. Mesela mom slim fit dediği için kalıbı normal mom jeanlere göre dar. O yüzden hani 36 bana olur mu acaba diye şüpheniz varsa 38 alın. Öyle bir kalıbı var. Bana 36 her türlü oluyor. O yüzden 36 aldım. İnternetten aldım ben de bu arada. Şimdi daha yeni paylaştığım şu English Home'un çantalarını göstereceğim. Bu çantanın bende daha önceden başka bir Instagram hesabından aldığım çantalar da vardı ama English Home'da bunlar indirime girince aldım. Çünkü çok yumuşaklar English Home'dakiler. Bir de mesela bu büyük boy şöyle plaj çantası olarak da takılabilir. Dışarı çıkarken falan veya market alışverişine giderken kullanabilirsiniz yine. Bir de şöyle windows boyu var. Şu da şöyle pembe aldım. Bir sürü rengi var. Bu çantaların linkini aşağı bırakacağım. Bunun içerisinde bir de kremleri göstereceğim. Yüz nemlendirmek için kreme ihtiyacım vardı. Uzun araştırmalar sonucunda bunların yorumları çok güzeldi. Şöyle L'Oreal Paris'i yaş uzmanı günlük bakım kremi şöyle. Bunların da linki var. Aşağı koyacağım. Bu 50 yaş üstü. Bunu annem için aldım. Bir tane 30 yaş üstünü kendim aldım. Henüz 30 değilim ama sonuçta en düşük yaşı buydu yani denemek için. Şu an onu açmadım çünkü şöyle hyaluron uzmanı gece kremi, bir de hyaluron uzmanı. Ne kadar zor bunu söylemek. Hyaluron uzmanı. SP, GKF, G neymiş? GKF artık. GKF 20. Neyse ya, okumak zorunda mıyız? Bu iki kremi aldım. Linkte görürsünüz. Mor kutulu bunlar. Biri gündüz, biri gece kremi. Önce bunları kullanıp bitireceğim. Bu arada çok güzel nemlendirmesi kokusu. Ben bayağı beğendim. Bir diğer şey de ben indirimde aldım. Bir sandalet önerim olacak. Aynısından anama da aldım. Skechers'ın bir sandalet. Skechers'ın her şeyi çok rahat zaten. Bunu yapıştırmışlardı. Hatırladım. Bunu nasıl taşıyacağım ben giderken? Bu arada Afyon'a gidiyorum. Orada da vlog çekeceğim size. Nasıl bir şey ya bu? Bu ayakkabı göstermesi. Bu kadar zor olmamalı mı? Bakın şu şekilde bir sandalet. Şöyle spor ayakkabı gibi. Bu çok güzel. Ben Skechers'ta 37,5 giyiyorum spor ayakkabıda. Ama bu sandalet 37 aldım. Çünkü sandalet kalıpları normal ayakkabı kalıplarından bir tık genişmiş. Benim ayağım olunca annemin ayağına da oluyor genelde. Bir de şöyle bir şey vardı. O çok güzel oldu. Boyner'de ben bunu aldığım zaman indirimde aldım zaten. Ama bir de hediye çeki verdiler. Hediye çekiyle kullanarak anneme aldım. Anneme aldım ayakkabı 250 liraya falan geldi. Düşürüyor yani. Böyle fırsatlar güzel oluyor. Çok karışık gidiyoruz ama önce şunu bir söyleyeyim. Çok sinirlendim çünkü. Panty'den şöyle sırt dekolte şeylerle giymek için kenarı yapışkanlı böyle bir sütyen aldım ve bunu denemedim. Denemeden aldım. Eve geldim, bir baktım bu sadece kap ölçüsüne göre satılıyormuş. Yani şöyle bu destekli. Yani içinde zaten meme var, anlatabiliyor muyum? Yani böyle söylemek de ne kadar doğru bilmiyorum ama yani bunun içi zaten dolu. Yani ben bunu nasıl takacağım? Bu birincisi. Zaten destekli sütyen hiç sevmiyorum. Sonra ben bunu ertesi gün, bakın ertesi gün diyorum, dedim ki ben bunu aldığımda destekli olduğunu fark etmedim. Bunun desteksizliği yok, bu değiştirebilir biz. Silikonlu ürünlerde değişim yapamayız. Hadi bakalım, kaldım bu benim elimde. Boşa verilmiş 70 lira. İçim acıdı gerçekten. Yani böyle bir saçma. Benim bunu kullanmadığı belli. Kutusundan bile çıkarmamışım ya. Ne kadar büyük saçmalık bu. O zaman bana orada deseydi ki şu kenarı yapışkanlı olanları değiştirmiyorlarmış. Anlatabiliyor muyum? Silikondan kastı o. Bana orada en azından deselerdi.
Bunlarda değişim olmuyor bu silikonlularda. Ben de o zaman iyice inceleyip alırdım. Pandemi dönemindeyiz. Çok kapalı alanda kalmak istemiyorum. Hemen alıp çıkmak istedim. Bir daha yapmayın siz. Ben yaptım, siz yapmayın. Bir sonraki önerim de şu. Eğer yüz temizleme jeli arayışındaysanız, ben çok kuru ciltli olduğum için La Roche-Posay kuru ciltliler için olan yüz temizleme jelini çok severek kullanıyorum. Bir de bunu çok severek kullanıyorum. Bu hani cildiniz böyle kuru karma gibiyse, böyle bence her cilt tipi de uygun, her cilt tipini beğendiği bir ürün. Çünkü ben bunu kime önerdiysem herkes beğendi arkadaşlarımla. O yüzden Bioderma'da bu yüz yıkama jelini de öneriyorum. Ama sakın eczanelerden almayın. Beni takip izleyen eczane varsa da çok özür diliyorum. Ama gerçekten eczanelerde çok pahalı. 500 milimini ben 120 liraya aldım. Eczanede 200 milimi 120 liraydı. Ve bana anca 90 liraya verebiliriz dediler. Kusura bakmayın, internet denen bir şey var. Yani nasıl olabilir? İnternette satan o fiyata satıyor. Eczane niye satamıyor? Garip sorular. Şimdi ben Afyon'a giderken şunu da göstermek istiyorum. Bu çok güzel. Umarım bu video çok uzun olup da sıkmaz size. Bu oje. Eğer oje sürmeyi seviyorsanız, ben son zamanlarda tırnaklarım biraz güçlense diye çok kısa kestim. Oje sürmüyorum şu anda ama Flormar'ın Jelly Look serisinden Buzzy Green rengi. Kodu var mı? 261 diyor sanırım o. Buzzy Green. Şöyle yeni çıkan pembe kapak. Çok güzel bir yeşil. Aşırı güzel bir yeşil. Aldığımdan beri onu sürüyorum. Gerçekten oje sürmeyi seviyorsanız tam yaz rengi. O renge bir bakın derim. Ayrıca Flormar'da herkes yeni çıkardığı ojelerden gönderip duruyor. Bana hala bir şey göndermişliği yok. Bir de son zamanlarda birkaç tane kitap aldım. Çünkü bir hafta kadar falan annemin yanına gideceğim, orada kalmayı düşünüyorum. O yüzden orada biraz daha kitap okumaya vaktim olsun istiyorum. Dönüştüren deneyim. Eskiden ben kişisel gelişim kitapları çok sevmiyordum. Ama fark ettim ki yanlış kişisel gelişim kitapları da okumuşum. Bunu aldım, dönüştüren deneyim. Bunu okuyacağım. Daha sonra Aziz Nesin kitapları çok güzel. Bunu okumadım daha. Adamı zorla deli ederler. Aziz Nesin kitabı hiç okumadıysanız mutlaka bir tane okuyun. Şu mesela ilk önerim olur. Aziz Nesin Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Ben bunu kitap dinleme uygulamasından dinledim biraz ve çok beğendiğim için alıp kendim okumak istedim. O kadar akıcı bir kitap ki. Yani hem ülkenin o zamanlar yazıldığı zamanki hali mi artık neyse. Değişmeyen bazı şeyler var. Hem de öyküsü falan çok güzel. Çok beğendim. Bir de Doğan Cüceloğlu'nu ben çok seviyorum. Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın? Kendini keşfetmeye, zorluklarla başa çıkmaya var mısın diye bir kitabı. Bunu aldım. Bu dördünü. Bugün Temmuz ayındayız. Temmuz sonunda, Ağustos başında bu dördünü bitirmiş olmak gibi bir hedefim var. Yapabilirim. Bunların dördü bir şey kalınlığında. Aşağı yukarı. Hatta iki diyelim. Karanlığın 50 tonu serisi kalınlığında. Ben o kitapları bir günde bitirmiştim. Hem de ilk çıktığında hala okumayan varsa 18 artan, onu söylemiş olayım. Aa, büyük torbam var burada. Şurada bir şey alayım. Bir tane filtre kahve aldım. Çünkü bir hafta falan kalacağım için ben de kahve içiyorum. Annem de kahve içiyor. Biz küçük bir yerde yaşadığımız için, annemlerin olduğu yerde, filtre kahve bulunamıyor. İnternetten de doğal olarak gelmesi biraz uzun sürüyor. Ben anneme hep internetten alıp gönderiyorum ama giderken kendim işçi ev kahveyi götüreyim dedim sonuçta. Yani ben olduğum için kahve daha çok tüketilecek. Ne kadar hayırlı bir evlatım, görenle kendi kahvemle geliyorum ya. Sonra Migros'ta çikolata aldım. Çikolatalar ne kadar pahalı değil mi sizce de? Ben şöyle fındıklı aldım. Umarım erimeden götürebilirim azıcık. Zaten kimse yemiyor ya. Evde çocuk yok. Annemle ben varım. Aslında başka böyle kutulu güzel şık çikolatalara gözümü diktim ama yolda erir diye cesaret edemedim. Çünkü çok ucuz değildi. Sonra onların erip şekilleri kaysaydı da gıcık olurdum. Ama bu çikolata güzel. Böyle Migros'ta satılıyor. Kilosu da 60 TL'ymiş. Ben böyle 25 liralık almışım. Süt aldım. Doğal olarak biz burada badem sütü de bulabileceğim için. Alpro markasının sütleri gerçekten çok güzel. Badem sütüne de bayağı alıştım. Ben düz olanını alıyorum. Bir de bunun no sugar yazanı var. Ama yani bu da şekerli süt gibi değil. Bunun tadı da beğendiğim için bunu aldım. Bu süt normalde çok pahalı ama şu an bu video ne zaman yayına girecek bilmiyorum ama ben alırken bayağı indirimdeydi. O yüzden aldım. Yoksa normal fiyatıyla almam. Onu söylemiş olayım. Yani o kadar parayı vermem bir tane bir litre süte. Kimse kusura bakmasın. Ay, çok önemli şeyler almışımdır kesin.
Aseton. En sevdiğim aseton. Benri. Asetonum bitmişti. Gratis'e gitmişken hazır bunu aldım. Benri'nin bu dev asetonunu çok seviyorum. Çünkü dökme derdi yok. Böyle pompalı bir şişe. O yüzden çok kolaylık oluyor açıkçası. Çıkarması falan da iyi bayağı. Gratis'ten şu şekilde 10 liraya tüy toplayıcı rulo aldım. Bir anneme bir kendime aldım. Ne kadar iyi bilmiyorum. Daha kullanmadım ama iyidir herhalde. Yine şöyle kasar kasedir de Eldor'un bir durulanmayan saç kremini aldım. Keratin ve çay ağacı şeyi içeriyormuş. Bunu anneme götüreceğim. Annemi de alıştırdım saç kremine. Çünkü benim saç kremim var. Pantene'nin durulanmayanını kullanıyorum. Çok güzel gerçekten. Bir de hani orada belki oje sürersem vesaire diye çanta boyu mini aseton aldım. Şöyle bir şey, daha önce bunun mendil şeklinde olanı vardı. Oje çıkarma mendil şekli. Bir de bu şekilde olanı çıkmış. Hani nasıl bilmiyorum. Performansını gerçekten bilmiyorum. Bakın şöyle makyaj pamukları şeklinde koymuşlar buraya. Oje çıkarma mendili. Yine Benri markasının bu aloe vera. Bunu aldım çünkü eğer gerçekten işe yarıyorsa böyle seyahatlerde falan aseton dökülme riski oluyor. Ama bunun öyle bir şey olmayacağı için bu mantıklı olabilir. Ama denemedim daha. Deneyince onu söylerim. Şöyle iki tane büyük toka aldım. Annem böyle bir toka istiyordu görmüşken. Hani bütün saçınızı topluyorsunuz da böyle. Yine gratisler Eclipse'in böyle ikili bir tokası vardı. Bu iki tanesi 10 lira mıydı neydi? Daha sonra minik küçük tokalar aldım. Bunu kendime aldım. Şöyle de kağıt sabunu aldım. Bu kağıt sabunları ben çok kullanıyorum. 2 tane almış olmam lazım. Bunlar gratiste satılıyor. Farklı farklı şeyleri var. Kokulu olanları var. İçinde kağıt var böyle. Kağıda çıkarıp suya tuttuğunuzda köpürüyor. Akma kokma olmuyor. Çünkü bazen yolculuğa çıktığınızda istasyonlarda bir şeylerde sabun olmayabiliyor. Çalışmayabiliyor. Bunlar daha önce başıma geldiği için ben sabunsuz dışarı çıkmam. Mini boy kolay saç tarama spreyi aldım. Gratis'in omega 3'ünü içiyoruz biz bayağıdır, senelerce seviyoruz, onu aldım. Gereksiz bir harcam olarak sırf küçük diye 1,5 liraya şu Dalan minik sabunu aldım. Şu çok güzel kokuyor ya. Yani ben küçükken Dalin çocuğuydum. Yani siz hangi şampuanla büyüdünüz? Belki benim zamanımda Dalin vardı daha doğrusu işte. Annem de biz hep Dalin alıyordu. Şöyle Dalin. Dalin şampuanın klasik kokusu var ya. Onun kolonyasını yapmışlar ve ben bunu yeni gördüm. Dalin'in kolonyalarını daha önce de kullanmıştım. Hatta şişesi şurada bir yerdeydi. Ama Dalin şampuan kokulu kolonyasını ilk defa geçen şöyle miniğini kullandım. Bu sefer büyüğü de varmış. Büyüğünü aldım. Şu miniğini de anneme aldım. Benim minik şişem var zaten. Bir de şu minik şişe çok kullanışlı oluyor çantaya atmak için. Ben hep küçük çanta taşıdığımdan dolayı. Dışarıda elime sürüyorum. Mesela bir yerlere dokunduğunuz dezenfekte etmek için sürüyorsunuz ya kolonya. Herkes Dalin kokusu sizden mi geliyor bu koku? Ay bu koku falan diye böyle kaç kişiye dışarıda kolonya sürdüğümü hatırlamıyorum yani böyle. Özellikle kadınlar. Çok böyle çok güzel bir parfüm kokar da böyle sorarsanız ya parfümümüzde diye aynı şekilde bu Dalin kolonyası da geliyorlar. Seyahat boy şampuan vesaire taşıma şişeleri alacaktım. Baktım ki bunlar indirimde. Daha ucuza geliyor. Ben de niye doldurup uğraşayım ki dedim. Bu iki küçük şey aldım. Zaten Pantene kullanıyorum. Şampuan ve saç kremi. 5 TL bu, 5 TL bu, 10 TL'ye. Bu ikisi yanımda götüreceğim. Bir de Migros'tan aldım. Bir de şey sarı tel toka bulmak zor oluyor. Sarı tel toka aldım. Siyah çok belli oluyor çünkü. Bir de dibek kahvesi aldım. Beni dibek kahvesi de annem alıştırdı. Biz her gün bir tane dibek kahvesi içiyorduk annemle. Bir sürü dibek kahvesi denedim. Gerçekten birçok markanın dibek kahvesi denedim. İçlerinde en sevdiğim Harput dibek kahvesi oldu. İşbirliği falan değil. Bir diz para verip aldım. Öneri yani. Dibek kahvesi seviyorsanız ve bu markayı denemediyseniz Migros'ta satılıyor burada. Siz de bakabilirsiniz. Bakayım içinde başka bir şey kalmamış. Hepsi bu kadar. Bu tarz aldığım şeyleri paylaştığım videolar hoşunuza gidiyorsa yazın. Çok fazla bir şeyler alıp duran bir insan değilim açıkçası. İhtiyaca yönelik alışveriş yapan bir insanım. Ama hadi mesela ayda bir olsun atıyorum aldığınız bir şeyler vardır. Yani bir şekilde bir şey alıyoruz. O yüzden eğer bu tarz her ay bu ay aldıklarım şeklinde aldığım şeyleri paylaşmamı istiyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Her ay için bir tane böyle neler aldım bu ay şeklinde bir video yapabiliriz.
Ben bu tarz videoları izlemeyi seviyorum açıkçası. Neden derseniz biraz daha hiç bilmediğim şeyler öğrenebiliyorum veya keşfetmediğim ürünler keşfedebiliyorum. Başkasının farklı bir şekilde yorumladığı bir şeyi size bir şeyler katabiliyor, anlatabiliyor muyum? Seviyorum yani. Siz de seviyorsanız videoyu beğenirseniz ben oradan anlarım. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım şuralarda bir yerde yazıyordur. Yine bu videoda Arda'nın ellerinden öper çünkü. Yazar diye düşünüyorum şuralara. Aldığım ürünler içerisinde sizin de favoriniz olan ve kullandığınız ürünler varsa yazın. Veya sizin de benim aldıklarıma alternatif olarak önereceğiniz ürünler varsa lütfen aşağı yorumlara yazın. Haydi ben kaçtım. Bu videoda burada biter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.